Hear from Turkey's main opposition leader. Before beginning, I want to thank the SAIS MENA Club, others who make the event possible. The upcoming elections is of and which you see in which you see. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ancak önce bir özür borcum var. Bugün uzun bir yolculuk yaptım. Dolayısıyla buraya biraz geç geldim. Geç geldiğim için umarım genç arkadaşlar beni bağışlarlar. Önümüzdeki seçimler demokrasi için, Türkiye'de demokrasi için son derece önemli ve biz buna güzel hazırlıklar yapıyoruz. Güzel hazırlıklar yapıyoruz derken birbirinden çok farklı 6 siyasal parti demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, özgürlükler konusunda, yargı bağımsızlığı konusunda, medya özgürlüğü konusunda ortak ses çıkarıyoruz. Altı liderin bir araya gelmesi, biz buna Millet İttifakı olarak adlandırdık, biz bunu altı liderin bir araya gelmesi bizim demokrasi tarihimiz açısından da son derece önemli. Biz kendi ülkemizde düşüncelerinden ötürü hapse atılan sadece gazeteciler değil, kim olursa olsun, hiç kimse düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı ve hapse atılmamalı. Bunu düşünüyoruz ve söylüyoruz, rahatlıkla ifade ediyoruz. Demokrasilerde var olan güçler ayrılığı ikisi, yani yasama, yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı ve birbirini denetler olması lazım. Dördüncü güç olarak da medya, dolayısıyla dört büyük gücün demokrasilerde birbirini denetlemesi ve dengeyi sağlaması lazım. Ancak Türkiye'de şu anda güçler birliği var, güçler ayrılığı yok. Bu ülkemizde pek çok soruna yol açıyor. Together in one hand, but we believe all these areas should be free and act in their best interest of the nation. Örneğin yargıçlık mesleği çok önemli. Yargıç olarak atananların hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren pozisyonda olması lazım. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veriyorsa bir olayda biz o kişiye yargıç diyoruz. Ama yargıç olarak atanan hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermiyor da belli bir yerden aldığı talimata göre karar veriyorsa o zaman o adalet dağıtamayan bir kişi oluyor. Dolayısıyla oturduğu koltuk bir yargıç koltuğu olmuyor. Türkiye'de bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ama yargının kendi içinde de bir silsilesi var. Alt mahkemeden Anayasa Mahkemesi'ne, oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir zincir var. Bu zincirin halkalarında ciddi sorunumuz var. Örneğin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir alt mahkeme olabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni uygulamayan iktidar olabiliyor. Dolayısıyla yargının verdiği kararların bir anlamda uygulanmadığı bir ülke gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Eğer bir yargıç gerçek anlamda yasaları uyguluyorsa ve ona iktidarı rahatsız edecek olan bir dava düşmüşse, yargıcın doğru karar vereceğinden endişe duyan siyasal iktidar o yargıcın yerini değiştirip kendi beklentilerine uygun karar verecek yargıç atayabilmektedir. Bunun örneğini ben kendi yaşamımdan vermek isterim. Örneğin hakkımda açılan ağır tazminat cezaları için yargıçlar değiştirilir ve iktidara yakın olan yargıçlar atanır ve bana çok ağır tazminat cezaları zaman zaman gelir. Bunlara alışkınım. Bütün bu anlattıklarım bizim umutsuzluğa kapıldığımız şeklinde algılanmasın. Bunu özellikle belirtmek isterim. Please know that all of these issues are not breaking our hope about future and we are ready to go forward and work for our goals. Bunun mücadelesini veriyoruz önümüzdeki seçimlerde. Hedefimiz 100 yıllık cumhuriyeti 2023'te demokrasiyle taçlandırmak. Sadece hukuk sisteminde, adalet sisteminde, insan hakları bağlamında sorunlar yaşamıyoruz. Ekonomide de ciddi sorunlarımız var. Türkiye'nin derin bir yoksullaşma süreci yaşadığını da görüyoruz ve gözlemliyoruz. Ekonomi konusunda, adalet konusunda, insan hakları konusunda, üniversiteler, eğitim sistemi konusunda, çevre konusunda,
iklim değişikliği konusunda gençlerin düşündüğü bütün duyarlılıkların farkındayız. Kendi ülkemizde, Türkiye'de gençler özgür bir dünyada yaşamak istiyorlar. Özgür bir Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Onların beklentileri var, onların hayalleri var, onların umutları var. Biz de o beklentileri, hayalleri, umutları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz. About quality education in universities, about justice, climate changes. Hepiniz vergi ödersiniz. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. En temel insan hakkı ödenen vergilerin nerelere harcandığını sorgulanmasıdır. Türkiye'de bu soru geniş halk kitleleri tarafından sorulmadığı için ve bunun yanıtı da aranmadığı için demokrasi maalesef istediğimiz ölçüde gelişmiyor. Gittiğim her yerde gençlerle konuşurken, siz dolmuşa binerken, trene binerken, otobüse binerken, ekmek alırken, su içerken, elektrik düğmesine basarken vergi ödüyorsunuz. Ama bu vergilerin nerelere harcandığını sorgulamazsanız o zaman demokrasiyi geliştiremezsiniz diye. Türkiye'nin yaşadığı temel sorunlardan birisi de bu. Demokrasinin gelişmemesinin nedeni biraz da vergilerin nerelere harcandığının hesabının sorulmamış olmasıdır. Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef. Therefore, there's no way of... Absolutely, thank you. So we'll open it up for questions. Thank you so much for those comments. Thank you for coming. Just two questions. One, if your position wins, but hopefully you will win next year, what would be the approach of your government towards the European Union? Turkey is going to work aggressively again to become a member of the EU. Avrupa Birliği'nin demokratikleşme açısından yeni bir fasıl açmasını beklemeden bütün demokratik hamleleri yapmaya kararlıyız. Yani onlar fasıl açmayacak, biz oturup kendi özgür irademizle kendi ülkemize demokrasinin bütün kurallarını getireceğiz. Avrupa Birliği ile üyeliğimizde şu anda çok ciddi sorunlar var ama bu sorunlar aşılmayacak türden sorunlar değil. Biz kendi özgür irademizle demokrasiyi tam anlamıyla getirdiğimizde bu sorunlar büyük ölçüde sonlanacak. Yani bizim temel hedefimiz demokrasi gelişmiş olan ülkelerle çok iyi ve sıkı ilişkiler kurmak. Bunlar kültürel, bilimsel, ekonomik, sosyal her tür ilişkiler olabilir. You mentioned some of the economic challenges that Turkey is facing. So I'm just wondering if there's a coherent position among the alliance on the reforms that are required to improve living standards and restore some of the credibility that Turkey's unfortunately lost recently. İlk yapacağımız iş bir hasar tespit komisyonu oluşturmak. Çünkü şu anda verilerin yetersizliği ve bazı rakamların kamuoyundan, siyaset kurumundan saklanması nedeniyle belli verileri bilemiyoruz. Bu verileri elde etmeden sağlıklı bir ekonomik politika oluşturmak başlangıçta zor. Süratle bir strateji planlama teşkilatı kurulacak. Böylece ülkenin geleceği açısından alınacak kararların bürokrasiyle beraber, yetkin bir bürokrasiyle beraber siyaset kurumunun belli temel kararları almasına ortam hazırlanacak. Siyasi etik yasası çıkarılacak, siyaset kurumunun kirliliklerden arınması sağlanacak. Savurganlıkla mücadele edilecek. Örneğin Erdoğan'ın 16 uçağı var, 15'ini satacağız, hazineye gelir kaybedeceğiz. We will stop the waste. If you like to hear an example, Erdoğan has 16 private planes. We will make sure to sell 15 of them and put the money into Turkish economy. Merkez Bankası Başkanı gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı gibi, Kamu İhale Kurum Başkanı gibi çok stratejik, kamuda stratejik olan yerlere o işin ehli, yani devlette liyakat dediğimiz o işi bilen, dolayısıyla kamuda saygınlık uyandıran kişiler atanacak. Politik kişiler değil. Yargı bağımsızlığı sağlanacak. Yargıca her türlü güvence verilecek ve hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verebileceği bir ortamı, güvenli bir ortamı yargıca sağlayacağız. We will have judicial independence and we will have judges who believes in judicial independence and we will establish a judicial system that is working for people, not for the government, and we will have the right people in right positions to help
establishing better democracy. Bir kurum daha oluşturuyoruz. 6 lider üzerinde anlaştık. Kesin hesap komisyonu kuracağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Plan ve Bütçe Komisyonu dışında ayrıca bir de kesin hesap komisyonu olacak. Kesin hesap komisyonu özelliği şu: bütçe komisyonu önümüzdeki yılın bütçesini oturur, tartışır ve karara bağlar. Kesin hesap komisyonu ise geçmiş bütçenin harcamalarının ne ölçüde gerçekleştiğini ve amaca uygun harcanıp harcanmadığını belirleyen bir yasa. Onu bütçeden çıkarıp ayrı bir komisyon halinde kuracağız, oluşturacağız ve o komisyonun başkanı Ana Muhalefet Partisi'nden olacak. Dolayısıyla iktidar parlamentoda bütçe harcamaları dolayısıyla muhalefete hesap verecek. Bu yolsuzlukların önlenmesi konusunda önemli bir adım. Çünkü Türkiye'de yolsuzlukların boyutu çok fazla, çok büyük yolsuzluklar var. Onun için şimdiden sağlıklı bir kurumsal altyapıyı oluşturmak zorundayız. Ekonomiyi ve demokrasiyi güçlendirme açısından atacağımız adımları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını 6 lider belirledi ve bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunun bir kitapçığı da var. İngilizce'ye çevrildi. Arzu eden arkadaşlar eğer mail adreslerini verebilirlerse kendilerine bu İngilizce metni gönderebiliriz. Biz 6 lider demokraside darbe hukuku diye tanımladığımız ve darbenin izlerini taşıyan onunla kurumları, yasaları değiştireceğiz ve yine darbe hukukuna özgü kurumları da sonlandıracağız. Örneğin YÖK, Yüksek Öğrenim Kurumu, bu darbe hukukunun bir ürünü. Bunu kaldıracağız. Bunu da yine 6 lider taahhüt etti. What do you envision for Turkish foreign policy towards Russia amid the ongoing crisis in Ukraine? Rusya komşumuz. Dolayısıyla Rusya ile özellikle ekonomik ilişkilerimiz var. Pek çok teknolojiyi batılı ülkeler vermezken Rusya verdi. Örneğin alüminyum, cam sanayi gibi, petrokimya sanayi gibi alanlarda Rusya verdi. Ama teknolojiyi Türkiye geliştirdi, daha mükemmel hale getirdi. Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Nükleer silaha sahip olan bir ülkenin, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal etmesi, savaş başlatması doğru değil, doğru olmadığını da her ortamda ifade ediyoruz. Enerji bakımından Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale gelmesi ve bu oranın çok yükselmesi, özellikle nükleer santralin devreye girmesiyle bu bağımlılık daha da artacak. Bunun Türkiye açısından ciddi bir sakınca doğuracağını değişik ortamlarda ifade ediyoruz. %50'nin üzerinde yenilebilir enerjiden üretiyoruz elektriğimizi. Bu konuda hani Türkiye'yi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Hem dışa bağımlılığı azaltmak açısından hem de gerçekten iktisadi açıdan bir itici bir kaynak, hani bizi öne iten bir kaynak olabilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyordum. Yenilenebilir enerji konusunda duyarlılığımız var. O konuda çalışan arkadaşlarımız da var. Enerji politikası ile ilgili olarak özellikle güneş enerjisi konusunda ciddi çalışmalarımız var. Hatta Şanlıurfa'ya gittiğimde Şanlıurfalılara şunu söyledim. Onlar çünkü elektrik fiyatlarından çok şikayet ediyorlardı. Eğer siz bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verirseniz biz bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz diye. GES enerjisi yani güneş enerjisi santralleri kurabiliriz. Çok ciddi taşlık alanlar var. 2,5 milyon hektar bir alan var. Buraya güneş enerji sistemleri kurduğunuz zaman hem çiftçiye ücretsiz verebiliyorsunuz, artan elektriği enterkonekte sistem içinde satıp ayrıca çiftçi buradan gelir de elde edebiliyor. Bunun hedefi önce 6 ilde, Doğu Güneydoğu'daki 6 ilde bunu yapacağız. Sonra bu Türkiye genelinde yaygınlaşacak. Bizi eleştirdiler, siz neden yapmıyorsunuz diye, muhalefettesiniz, buyurun yapın belediyeleriniz var diye. Pilot uygulama olarak bir belediyemiz başladı. Şu anda yakında şeye geçecek, enerji üretmeye başlayacak. Eğer biz gerçekten Hatay, Mersin ve Adana, 3 büyük şehir şu anda bu konu üzerinde çalışıyor. 3 büyük şehir hem kendi elektrik ihtiyaçlarını hem üreticiye yani çiftçiye
çiftçiye ihtiyaç duyduğu elektriği onlara ücretsiz verme konusunda bir çalışması var. Do you think that the current administration is doing well? The current administration of Turkey is doing well. Okay, thank you. Okay, and Duran saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Even the clock which stopped will show the time correct twice a day. Doğru yaptıklarına doğru diyoruz zaten ama yanlış yaptıklarını da doğal olarak eleştireceğiz. How do you see Turkish relations with Gulf states? Specifically, how do you plan to restore confidence between Turkey, Saudi Arabia and the UAE? Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika ile ilgili görüşü şöyle. Dış politikanın partiler arasında bir kavga nedeni olmaması lazım ve dış politikanın milli olması lazım. Yani ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmesi lazım. Körfez ülkeleriyle de, Suriye ile de, İran'la da, bütün komşularımızla uyum içinde olmak istiyoruz. Eğer varsa ekonomik ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Arap dünyasının kendi iç işlerinde taraf olmayı asla doğru bulmuyoruz. Tam tersine onların arasında bir uyuşmazlık çıkarsa, uyuşmazlığın sonlandırılması açısından bize bir görev düşerse onu yerine getirmeyi doğru buluruz. Ve bugüne kadar izlenen politikalar da Arap dünyasının kendi iç işlerine karışmamak, kendi çelişkilerini, kendilerinin çözmesini beklemektir. En büyük arzumuz da bu. Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi geliştirmek isteriz. Kaçakçı cinayeti konusunda, İstanbul'da işlenen kaçakçı cinayeti konusunda iktidardan çok farklı düşünüyoruz. Türkiye'de işlenen bir cinayetin dosyası Suudi Arabistan'a verilemez. Hukuka aykırı bir uygulama ve bu uygulamayı zaten şiddetle eleştirdik. But there is some research on gender issues. İstanbul. Taahhüdümüz var. İktidar olduğumuzda bir hafta içinde yürürlüğe koyacağız. Well, that's a very optimistic note to end on. So I want to thank Kemal Bey. I want to thank very much the talented. Çok teşekkür ederim. Bir de sizin için de bir hediyem var. Çok teşekkür ederim.